Lider Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bir dar alan programıyla daha karşınızdayız futbolun eğlencesine. Hoş geldiniz efendim. Bugün stüdyomda çok sevdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağım. Uzun yıllardır birlikte program yapıyoruz. E, Koray Güçlü ile birlikteyiz. Koray hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Çok özlemişim seninle yayın yapmayı. Evet bayağı zaman oldu. Bir evet. 5-6 ay oldu yapmayalım. Evet evet çok. Yani bu bizim için uzun bir zaman. Evet tabii. Haftada 2-3 çünkü... yaptık yıllarca çünkü o yüzden uzun zaman oldu. Neredeyse e, mesleğe ilk başladığımdan beri program yapıyoruz. Ben de öyle evet. Ben 2015'te başlamıştım. 2016'dan sonra seninle herhalde bir 250-300 program yapmışızdır. Evet ama bu formatta ilk defa bir yapacağız. Evet. E, bence sorular zor değil. E, Merih. Merih'ten sonra korktum ben. Ya Merih şey oldu böyle ters köşeden yedi hep. Evet inşallah biz de ters e, köşe olmayız. O... Çirkeflik de yapıyor tırnak içinde. Mi <laughs> izleyecek ama öyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok yani. O Meri. Evet. Bilerek konu çok zor sormadım o beni sıkıştırıyor çünkü biliyorsun sen de radyoya bağlanıyorsun. Tabii ona. beni de sıkıştırıyor yarım açsın. Çok çok acayip sorular soruyor. Evet. Ama o, onun özelliği zaten Meri'yi biz tanıdığımız için bana hiç ters gelmiyor. <laughs> Program formatını az çok biliyorsun. Biliyorum. Ee, evet aşinayım ben. İlk bölümde özel sorular var. Tamam. İkinci bölümde. Bence sana hiç zor olmayan sorular var. Tamam inşallah. <laughs> sen zaten yıllardır hem e, tahmin e, bahis evet. programı da yaptın. Evet. E, futbolcuları da çok iyi tanıyorsun. O yüzden onda da zorlanmayacaksın. Büyük konuşmamak da. lazım. Bence Görelim. biraz e, bilgi yarışması zorlayabilir ama zaten hem içeriden yardım ediyorlar hem de stüdyodaki arkadaşlar yardımcı Sağ oluyorlar. Hazırsan başlayalım. Tamam. Şimdi elimde birden 61'e bire kadar e, sorular var. Pas geçmek yok. Her sorunun tamam. yanıtını bekliyoruz. Probici, tamam. Bir sayı rica edeceğim. 10 tane sayı alacağım senden. 19. 19. Ee, Koray Güçlü'nün bugüne kadar aldığı en güzel hediye neydi? En güzel hediye bence çocuğum. Milan. Evet tabii ki Milan. Ya yani Ondan daha güzel bir hediye almadım. İleride alabilir miyim bilmiyorum. Şimdi em, sen çok iyi bir Milan taraftarısın. Oğlunun adını o yüzden mi Milan koydun? Şimdi öyle değil eşim de sevgili Nur da rüyasında görmüştü Milan olsun diye. Ben de tabii ki Milan'ı çok seviyorum. Sen zaten çok iyi evet. biliyorsun. Milan'ı yani Milan taraftarıyım ben. Hani Avrupa'da Milan'ı tutuyorum. Çünkü çocukluğumda işte Rutkullitler, Van Bastenler, Reykatlar, Varesiler öyle büyüdüğüm için çok da iyi bir Milan taraftarıyım. Çok da memnun oldum. Hiç de hayır demedim Milan olması için. Çok da memnunum çocuğumun adının Milan olmasından. Kuray Güçlü'nün aldığı, bugüne kadar aldığı en güzel hediye Milan. Evet. Devam edelim ikinci sayınla. 1'den 61'e kadar. 19 dedim. Şimdi de 7 diyeceğim. Nedenini biliyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani. Ee, insanların i̇nsanların yeterince üstünde durmadığını düşündüğün ama senin için çok önemli olan şeyler var mı? Tabii ki. Ne mesela? Birincisi dürüstlük. İkincisi efendilik. Üçüncüsü de temizlik. Benim için çok önemli bunlar. Ama en önemli dürüstlük. Çok değerli çünkü sen de biliyorsun yani. Çünkü çok fazla bir özellikle bizim sektörde bu yok. Ne yazık ki. Samimiyet ve temizlik ya. Temizlik de çok değerli ya. Ben biraz titiz birisiyim. Evet. Bu üçü benim için çok önemli. Buraya hangi meslektaşımızı ağırladıysam herkes e, bu meslekteki dürüstlük ve ahlaktan eee bahsediyor. Yani. Evet. Mi? O kadar olması gereken ve ama Olmayan bir şey ki bizim sektörde. Sektörde evet, herhalde buraya kimi çıkarsan hangi arkadaşımızı ilk başta bunu söyleyecektir. Biraz sıkıntılı. Yani çok fazla arkadan iş çevriliyor diyeyim. En, yani en hafif tabirle biraz zor bir taraftayız ama güzel dostluklar, arkadaşlıklar var seninle benim gibi birçok arkadaşımız da var. Sen ben Meri, Özgür Hoca, birçok daha sayabilirim. Erkan abi, evet, İbrahim. Aynen. Yani öyle de dostluklar var ama arkadan da çok iş çevrildiğini biliyoruz. İnşallah olmaz ama bu sektöre başlayanlar bunu bilerek başlasınlar. Hep söylüyorum genç bir kardeşlerim soruyorlar abi nasıl bu sektöre gireriz. Sonuçta bilmiyorum ben mesela turizmciydim biliyorsun. Evet. Bu sektöre daha sonra girdim. Ama zor bir sektör. Yani göründüğü gibi bir sektör olmadığını bilsinler spor medyasının. Yazık ki. Üçüncü sayımla devam edelim. 24 diyeyim doğum tarihimden. 24. E, bugüne kadar başardığın en zor şey neydi? Bugüne kadar başardığım en zor şey... E, vallahi zor şeyler çok başardım mı? Bence çok zor şeyler başarmadım ama... Herhalde üniversitede Boğaziçi'ni kazanmak zor bir şeydir. Orayı evet. kazanmak bence önemliydi. Onun dışında hani bu sektöre de ben sıfırdan girdim. Kimse tanımıyorken artık az çok gene birileri tanıyor. Hani sokakta bazen görenler oluyor, selam verenler oluyor. Özellikle Fenerbahçe Camii, sen yani Kadıköy tarafında falan. O sıfırdan başlayıp buraya gelmek güzel. Bunlar. Her çocuğun hayaldir aslında Boğaziçi'ni kazanmış olabilmek. Evet. Nasıldı? Ya güzel yani ben bekle bilmiyorum bir anda Boğaziçi Üniversitesi hani basıyorsun ya Boğaziçi güzel, zor ama bence çok heyecanlı mutluluk verici. Çünkü şöyle bir şey vardı artık yok ama eskiden hangi üniversite okudun dedin artık o biraz değişti. Boğaziçi deyince bir insanların gözleri ışıldıyordu. O güzel bir duygu. Yani o duyguyu hani parayla falan satın alamazsın. Onu çok ama şimdi o değişti çünkü artık üniversite herkes üniversite okuyor. Bizim zamanımız gibi değil. Hı hı. Yaşımız çıkıyor ama olsun. Hem de hani böyle şey tam e, Boğaz için Boğaziçi olduğu zamanda evet, orada e, yani bulunmuş çok olmak. Çok da mutluyum. Yani bir daha dünyaya gelsem, ke, yani yapabilirsem yine Boğaz için okumak isterim. Dördüncü sayınla devam edelim. 25 diyeyim o da oğlumun doğum tarihi. E, çok güzel bir soru evet. Koray ve bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Tamam. Elinde sihirli bir değnek olsaydı futbolunda neyi değiştirmek isterdin? elimde de sihirli değnek olsa şu an e, TFF'yi değiştirmek isterim bir. Şu anki TFF'yi. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında e, 2008 ve 2002'deki o iki tane yarı final maçını değiştirmek isterdim. Kazanmak isterdim. Özellikle 2008'de o sakatlıklar olmasa bence biz Almanya'yı eleyecektik. Final oynayacak. Yani şampiyon olur muyuz bilmiyorum ama o ikisini değiştirsek çok mutlu olurduk. Bir de ama şu var, Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeyim saklamıyorum. 2013'te o yarı finalde finale çıkmayı çok isterdim Benfica maçı. Yani Gökhan Gönülün sakatlandığı çok sakat oldu. Ama direkt şu an Türk futbolunda çok değiştirecek. Yani bu yayın bile bitmez. O kadar çok değiştirilebilecek şey var ki. Ama bir şekilde bir yönetimin değişmesi lazım diyelim. TFF derken futbol yönetiminin değişmesi lazım. Futbolda söz sahibi olan insanların evet. de komple değişmesi lazım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Devam edelim 5. sayınla. Bir de 26 diyelim. O da Nur'un doğum tarihi. Tamam. Ee, çocukluğunla ilgili en çok neyi özledin? Ya çocukluğumuzla ilgili herhalde sokakta oynamayı çok özledik. Çünkü çocukları bakıyorum pek sokakta oynayamıyor Pelin. Yani Biz futbol oynardık, sabahtan akşama misket oynardık, saklambaç oynardık. Şimdi daha böyle fanus içinde yaşıyorlar. Yani çocukluğumda onu çok özlüyorum. Şimdi çocuklarımız pek onu yaşayamayacak gibi. Çünkü sokaklar da yok yani sağ yok top sahası yok basketbol sahası yok parklarda yani zor herkes oraya gittiği için onu çok özlüyorum. Onun dışında samimiyeti özlüyorum yani daha bir samimiydik. bence her şey eskiden bizim çocukluğumuzda çok özlüyorum onu. Ailelerimiz bizi güvenle dışarıda e, saatlerce geçiriyorduk komşularımıza gidebiliyorduk artık insan hani güvenip çocuğunu tek başına dışarıda bırakamıyor. Valla öyle. Nasıl bırakacaksın 4-5 yaşında? Bak Erhan yaşında. kulağıma diyor ki yönetmenim salçalı ekmek de yiyorduk diyor. Doğru. Vallahi, gerçekten, Vallahi salçalı yani ekmek. Yani onun keyfi ee, dünyadaki hiçbir yemekte yok. İşte yaz olur meyvelere dalarsın öyle evet, derdik. Evet evet ağaca. Hani, ağaca dalırız. İncir ağacı bulurduk. İncir, dut, elma. Dut. Aynen dut. Evet. Ya şimdi öyle şeyleri çocuklara söylese anlamazlar. Yani şimdi bilgisayarla oynuyorlar. Ya biz misket oynamayı hangi çocuğa şu an aşina olursun ya? Ya da işte saklambaç çok bir... 10 dakika oynayan sıkılar çünkü oyun var hı hı. gidiyorlar oyun oynuyorlar yani ben şunu söylüyorum bazen arkadaşlarım bana kızıyor ama şimdi yeni nesil çocuklar çok zekiler yani evet. ama sosyal zekaları farklı doğru gelişmiyor bir türlü gelişmiyor çünkü yani ee, asosyal demeyeyim ama evet biraz daha sosyal olarak bizim zamanımız gibi değiller çok dışarıya çıkmak istemeyen çok çocuk oluyor ben oyun oynayacağım evde oturacağım diyen çok çocuk oluyor. Yani okul dışında temas ettikleri herhangi bir durum. Ya da yazlığa gider ancak evet. yazlıkta falan oluyor. Yani. O yüzden bence çocukların hani sosyal gelişimi açısından, sosyal zekaları açısından sokakta olabilmek çok önemliydi. Evet. Ee, işte ne bileyim kediyle köpekle oynuyor olmak işte mahallenin bakkalını tanımak e, yoldan geçen insanlarla güvenle sohbet ediyor, konuşuyor Şimdi olmak ben, özgüven getiriyordu. Ben bütün şu an 40 yaşına geldik biz ama ben Anneme de çok yakın atıyorum. Ben doğma büyüme orada oturduğum için herkesi tanıyorum. Hı hı. Yani şimdi çocuğumuz öyle olmayacak ama. Yani dediğin gibi. İşte o Ma Mahalle mi? arkadaşı diye bir kavram çok kalmadı. Ya ne bizim yazık ki? hala görüşüyoruz tabii ki mahalle arkadaşlarımızla. Ya yani 35 yıllık arkadaşım. Yani her dakika görüşemesen de biliyorsun ki bir mahalle bir, bir, bir başın sık. Sıkışsa. Evet. Aynen öyle ama şu anki çocuklar da ya okul arkadaşı oluyor ya da böyle işte kurslara falan yollamak zorunda kalıyorsun. Futbol, basketbol, yüzmeye de başka bir şey. Oralardan arkadaşlık yapıyorlar. Altıncı sorunla devam edelim. O da 14 olsun. Eray'ın doğum günü. abi. Eğer hayatının son haftasını yaşıyor olsaydın, e, neler yapmak isterdin son bir haftanda? Son bir haftamda çocuğumla yapmak, yani eşimle, çocuğumla, ailemle. herhalde bir gidemediğim bir yer mesela işte bir tatile gidemediğim bir yere gitmek isterdim yurt dışına bir işte Milan maçına gitmek isterdim bir Fenerbahçe maçına gitmek isterdim yani onun dışında çok fazla yapılacak şey yani çocuğumla yapmadığım birçok şey var daha ufak olduğu için onunla bir Amerika'ya gitmek isterdim ama da uzun da olsa bir hafta kalmış bir orayı görmek isterdim yani birçok şey var say say bitmez Ailen ayırırdın tabii aile yapacak yani ya. bir şey yok bir hafta kalmış <laughs> Allah göstermesin <laughs> Allah gecinden yani... Devam edelim yedinci sayınla. O da 20 olsun. O da annemin doğum günü. Arkadaşların seni nasıl tanır? <laughs> Sana sormak lazım. Önce beni, sen söyle. Beni nasıl tanır? Sakin. Ee, az konuşur. Çok yorum yapmaz. Onun dışında e, arkadan konuşmadığımı herkes söyler. Onu bilirler. Ee, onun dışında e, çok renk vermez. Bunu söylerler. Öyle çok arkadaşlarımın yani merak ederim yani sen söylesen daha iyi aslında. Ketumsun. Ketumumdur evet. Evet mesela e, hayatta <laughs> Nuru çok belli bir noktaya kadar biz evet. çok haberdar değildik. Aynen öyle. Ee... Ama ben öyleyimdir yani hayatımda da öyle, iş hayatımda Niye da. Niye ben öyle. sana söylüyorum her şeyimi ama aşk olsun. <laughs> evet. Herkesin ama bir yapısı Tabii var. Öyle. Yani ama bana da söyleyene gidip başkasına asla şey yapmam yani o bende kalır. Mesela şey derim, güvenle söyleyebilir. Yani bunu senin için de söyleyebilir, Meri için de söyleyebilirim. Ee, beni kim satmaz, sen satmazsın, Merih satmaz. Bak bu konuda çok evet. eminim. Hani Koray dostunu satmaz. Aynen. Yani... mesela Melih için de aynı ben ben e çok rahat her şeyimi söylüyorum çünkü bilirim ki onda kalır evet. yani. Ee, yani bence Koray ketum ve güvenilir birisi. Evet, ben ketumundur. Ben bunu <laughs> herkes söylüyor, Burası... annem de söyler, eşim de söyler, abim de, arkadaşlarım da ketumundur. Bence bu da sağlıklı bir arkadaşlık için evet. olması gereken bir şey. Aynen öyle katılıyorum. Yani çünkü diğer türlü çok sıkıntılar yaşanıyor. Aynen öyle. Bir de şeyi var sende. Mesela e, ç, e, birini sevmiyorsan pıt diye o söylüyorsun. Evet. Ben o huyunu da çok seviyorum. Evet, söylerim. O zaman da haklı çıkıyorum. Evet. Birine bir şey dediysem o oluyor. Anneme de oluyor, anneme de, Nura da oluyor, arkadaşlarıma. Diyorum bir dikkat et. Gerçekten sana da birkaç şey evet. olmuştu Nilan'a da. Biz bak, de diyorduk ki evet. olumsuz olumsuz evet. konuşmamak, olumsuzu Biraz olumsuzluğu olumsuzluğum vardır diye. ama hani... Burcu, Yengeç Burcu'nda evet. derler ya o var. Biraz hissederim yani. O vardır bende. Evet bak bu doğru. Evet. Ee, biz hep diyoruz ya olumsuz olumsuz konuşma evet. bak Kore olumsuzu çağırma diye. Aynen hep ama negatif hissettiğimi tarafından... söylüyorum yani. Doğru o evet herkesin evet. kendi hani Burç'tan çünkü herkes diyor ki Yengeç Burcu biraz hisseder. Evet. Maçlarda da oluyor bazen konuşmuyorum. Hissediyorum mesela Fenerbahçe gol yiyecek ama söyleyemiyorum. Oluyor bana. Ben Can'dan dolayı biliyorum. Can da Yengeç Burcu evet. ya. Evet. Onun da hislerine güveniyorum. Evet. O da böyle durup durup Yengeçler bir şey söylüyor var. böyle. Çıkıyor o hemen. Yani herkesin değişik huyları var yani. 8. sayıyla devam edelim. Onu da 05 diyelim. 5. Evet. Tarihi bir olayı değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? Tarihi bir olay. Hmm. Tarihi. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Dünya tarihinden, evet. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden. Tarihi olay. Bilmek lazım bu. Neyi değiştirsek? tarihi valla herhalde pandemi olmasını isterdim değiştirirdim o tarihi galiba 2020 Mart'tı değil mi? Evet. O öyle bir şey o yaşamı yani yaşatmazdım öyle bir şey çünkü çok sıkıntılar yaşadık hepimiz yani herkes. Maddi bütün, manevi, bütün manevi bütün dünya zarar gördü olsun. Yani lütfen. onu çok fazla var ama bazıları yani yaşamadıklarımdan düşünmek Aha. istemedim çünkü yaşadık onu. Öyle bir şey yaşanmamız bir daha da hiçbir zaman bir, 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 yaşanmasın yani. Çünkü çok zorlu bir zamandı. Bütün dünyanın. Bütün yaşadığı. dünyanın yaşadığı öyle bir şey tarih yaşanmam. yani Mart 2020'yi silmek isterdim. Hem e, bazılarımız için çok büyük kayıplar verdiğimiz evet. zamanlardı. Mesela benim biliyorsun düğünüm ertelendi yani. Evet. Yani öyle bir sıkıntı yaşadık. Birçok arkadaşımız sıkıntılar yaşadı. Ailemizden de sıkıntılar yaşayanlar oldu. Ya, ya ben binler... de yaşadım biliyorsun. Tabii. Ya herkes Çok yaşadı. Ben süreç. binlerce insan vefat etti. O yüzden orayı bir silmek isterdim yani. Devam edelim 9. sayınla. 11 diyorum. 11 Hı -hı. Koray Güçlü'nün en büyük hayali nedir? En büyük hayalim bir gün Fenerbahçe'de görev almak. Bu hani futbol takımında diye televizyonunda olur, radyosunda olur, takımında olur. Yani o fark etmez ama Fenerbahçe, gönülden sevdiğim camiada bir yerinde görev almak en büyük hayallerimden biri. Bir de oğlumu futbolcu yapabilmek. Ya da fı, yani fıt, sporcu yapabilmek. Çok rica ediyorum forvet olsun. <gülüyor> Bak <gülüyor> en büyük eksiğimiz bizim. Inşallah. Bir an önce Milan büyüyüp. Çünkü gerçekten hani ben fena değildim. Abim çok iyi futbolcuydu. İnşallah genler tutar. Genler tutar. Yani abim bel rahatsızlığı olmasa bence hani hatta sayılır bir futbolcu olacaktı. Herkes şahittir ona. Olmadı o. İnşallah Milan ya da Asil de yeğenim de ikisinden birinde olur. Hadi bakalım inşallah ikisinde. Evet, i̇nşallah. Televizyonda izleyip gurur duyarız. İnşallah, inşallah. Son sorunu alalım birden 61'e kadar. O da biraz 50'lere geçeyim. 50 diyeyim. Hiç oraları 50. kullanmadık. <laughs> Bu senin için kolay bir soru. Tamam. Ee, burçlara inanıyor musun? Burcunun özelliklerini taşır mısın? Burçlara yani gerektiği kadar inanıyorum. Özellik diyorlar ki işte e, sessizdir. Bir kere şey evcildir derler. E, Evi evet. severim sakinliğimi söylerler dediği gibi bir şey dersem olur içime doğar. Yani yengeç taşıdığımı düşünüyorum ama taşımadığım özellikleri de tabii ki vardır. Ama burçlara belli bir yere kadar inanıyorum ama işte şu burçla evlenilmez, şu burçla arkadaşlık yapılmaz falan kafasında değilim. Bana doğru gelmiyor yani. Herkes illa mesela ben yengeç burcuyum diye derler ki yengeç aslan asla ne arkadaşlık yapabilir ne evlenebilir. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Ya sonuçta herkesin de bir karakteri var. Tabii ki de öyle. ben ona inanmıyorum ama burçlara da belli bir noktaya kadar inanıyorum yani şey gerçek ama doğum haritası olayı. Yani evet. şimdi senin de burcun yengeç. Mesela Can'ın burcu da yengeç ama birbirinizden çok farklı özellikler var. Ne bir aynı var. Evet, benim de yakın arkadaşım var, Selim Han var. Yani birçok arkadaşım var yengeç olan. Bir de bir aynı değiliz. Ondaki o özelliğin bazısı bende yok. Bazısı onda yok. Ama Koray Güçlü astrolojiye inanıyor diyebilir miyim? Yani %75 inanıyorum öyle söyleyeyim. %75. Bu ya, da, o ciddi bu da ciddi bir rakam. Bu da ciddi bir rakam bence. Tabii canım. Çünkü e, günümüzde astroloji ...bazı kesimler tarafından çok yok sayıldığı için... ...biliyorsun ben He. de çok severim. De biliyorum. Seve. Evet biliyorum. <laughs> çok seviyorum. 10 sorunun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum burası için. Ben teşekkür ederim. Ee, geldik şimdi daha zor işe. Geldik. <laughs> Bunlar ısınma turlarıydı. Evet. Ee, yönetmenim. E, biz hazırız. Zor sorular hazırız için. Hazırız yönetmenim. <laughs> biz çok hazırız Erhan'cığım. Şimdi e, önce futbolcular gelecek. Tamam. Logolar mı gelecek? Tamam logolar gelsin. Canın senin ne istiyorsa onunla başlayalım tamam. yönetmenim. Şimdi e, bu ekrana da bakabilirsin. Tamam oraya bakıyorum. İstediğin ekrana bakabilirsin. İzninizle ben e, <laughs> ilerleyen dakikalarda gözlüğümü takabilirim. Bugün lenslerimi unuttuğum için biraz sıkıntı yaşayacağım muhtemelen. Hazırsak başlayalım. başlayalım. Gelsin. Hadi görelim yakından yönetmenim parlıyor muyum? Tamam biraz kalsın o zaman görene kadar. Hadi Teşekkür bakalım. Çok kalp hepinize. Çok beğendi ekip. Hadi bakalım. Kolay bu. Erzurum Spor. Erzurum Spor. <laughs> Arkadaşlara da selam olsun. Çok zor bir soru geliyor dedi. Buna bir dakika. Çok zor soru Pelin. Zor mu? Dalga geçiyor şu an diyor Erhan. Yok gerçekten zor bu. Bu bir takımın eski logosu. Evet Beşiktaş'ın mı eski logosu? Tamam eski logo deyin tamam Beşiktaş <laughs> diyorum bir yanlışa düşmeyeyim. Ay Beşiktaş da eski logo ona eski logo olarak söylerseniz. <laughs> Güzel logoymuş yalnız. Vay bu nasıl bir logo? Bir dakika. Bir ada takımı. Bir ada takımı. Ada değil mi yani? Bakınca. Bir ada takımı. Türkiye'den güzel bir transfer yaptı dedi Erhan geçmişte. Ada derken hani İngiltere tarafı Evet evet. Yani. Beşiktaş'tan transfer Everton yaptı. mı? Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Biraz ipucu alınca hallediyoruz. Arda Turan'ın teknik direktörü olduğu Eyüp Spor. Selam olsun. nasıl korkun yapıyorum ama? <laughs> Hanöfer 96. Hanöfer. Sevdiğimiz bir takım. Evet ana. <laughs> Biraz Söyle duymasın Bu logo Aa. Zor bir logo Hangilik acaba bu? Mesela şu yeşil şey neye benziyor? Ortadaki Topun arkasındaki Tamam neye Ne gibi duruyor? Bir ulaşım aracı gibi duruyor mu? Çok ulaşım. eğleniyorlar şu an içeride. Ulaşım aracı mı? Bir ulaşım <laughs> aracı o. Bir toplu taşıma aracı, değil mi? Otobüs. Hayır, otobüs <laughs> değil tabii. Ne, ne, otobüse ne o benziyor mu? Hangi lik olursa Bak, bir? Bak, o yeşilin yukarıda <laughs> böyle bir far var. Evet. Altta da iki tane far var. Böyle rayda gider. Tren tamam. Ee... Trenin böyle benzeri. Trenin Tren var. önündekine vagon. Ay yani sen hangilik olduğunu desen bir... Metrobüs diyorlar hangi Hangilik olduğunu söylediğim an bilirsin. O kadar kolay Evet. Şey. Bak o öndeki tren. Evet. Mesela tren de sana ne çağrıştırıyor böyle? Tren. Böyle soğuk bir yer bak burası. Çok soğuk bir yer. Hı, Rusya. Evet. Norveç. Evet. Rusya. Rusya mı? Rusya'da Spartak Moskova değil. Dinamo Moskova değil. O öndeki ne? Ne Moskova? Dinamo Moskova. Hayır o öndeki ne? Lokomotiv Moskova ya tamam. <laughs> <laughs> ya, o kadar Moskova tamam. <laughs> Büyük yardımlar aldık. 1925, 4 yıldız. Dur bu logo. Bak o böyle kafasını zeytin dalı. Monaco değil. Dur Prens Evet. Bu blog bana Bak bu takımda çok Türk takımı eşleşti. Çok Türk takımı eşleşti. Neydi ya bu? Ya hiç yabancı gelmiyor bu bana ya. Ha neredeyse her sene bir takım oynuyor bunun takımla. Bizim. Basketbolda daha çok oynuyoruz diyor Berkay. Olimpiyakos. Evet. Tamam. <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> bunu bilmek biraz zor. Bu zor değil. En kolayı buydu. Roma. Evet. Tamam Roma Roma. <gülüyor> Roma. <gülüyor> Mourinho hocam sağ olsun. Hocam. Ondan aklıma geldi. Barcelona. Barcelona değil. <laughs> Aa Basel. Bazel de değil. Dur iki yıldız doğru bir dakika. Bak, bilindik büyükliklerden değil. Bak bu kadar tamam. yardım edeceğim. Belli, belli. Bu bir tık zor. Evet bilindik. Ama bildiğim kadarıyla şampiyonlar mi UEFA kupası mı kazanmışlardı? UEFA kupası kazandılar. Hangi bu takım o takımdı? Berkay. UEFA kupası. Berk, Berkay nereden çıktı yok? UEFA kupası. böyle bir komşumuz sayılır deniz üstünden bakınca. Zor. Zor bir soru bu. Bir iki yıldız. Ya kırmızı dağcıvert. Bir dakika. Ya. Bak UEFA kupası var değil mi? Var. 86-87'de UEFA kupası. İyiymiş 86 87. Ben yoktum ama sen vardın. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> şey e, Stabikreş. Evet. Bravo. Kırmızı o renklerinden biraz aşina şey. Young Boys. Young Boys. Fena değiliz yine. idare ediyoruz yani. Melih şu an. Logolar bitti. Tamam. Sıra geldi futbolculara. Mehmet sen 1986'da neredeydin? Yoktun değil mi? <laughs> biz, biz daha çocuk bebektik yani. <laughs> Devam edelim. Erhan diyor ki 86'da annesiyle babası daha flört ediyordu hala. <laughs> Çok kolay bir soru. Ali Cansun bege gecersen. Ali Cansun. <laughs> Selam olsun Vakami. Bakalım. Birazdan spora döndü. Bunu bilemeyebilir dedi Erhan. Bakalım. Olabilir canım herhalde yani. Bilim Kaleci mi? bu. Kaleci. Evet evet. <laughs> Eldiven var. Bir dakika durun. <laughs> Kaleci bu. Kenan Piric değil, değil mi o? Değil. Değil. Yine Antalya. Kenan'a hiç benzemiyor Koray. Vereyim mi sana gözlüklerimi? Benim de gözler biliyorsun. <laughs> Lens var şu an ama. Türk mü bu? Türk. Türk. Galatasaray. Galatasaray mı? Galatasaray değil mi? Galatasaray'da oynuyor. Oynadı. O oynuyor değil oynadı. Kimdi ya? Değil. malçipe Çipe zaten değil o. Daha küçük bir çocuk. Daha küçük. Evet ya yani bence böyle daha 20'li yaşlarda. Ay başka kim vardı Galatasaray? Berk var mı tüyo yardım edecek bir şey? Şu an hangi takımda oynuyor bu arkadaş? Onu söylersek bilirsin ama yani. İnan çocuğu tanıyamadım da o yüzden diyorum. Söylüyorum o zaman. Söyle. Evet. Batuhan Şen. Heh tamam. Vallahi bilemezdim. Ya. Şey yalan yalan. Batuhan Şen doğru. Tamam. Ucun tipini hatırlayamadım. Kusura bakmasın Batuhan. Bakalım. Aaa. Ya. Yönetmenim tanırsın. Ee, Kayseri Spor diye tiyo vereyim hadi bakalım. Yardımcı evet. olayım bu kadar. Polavetsiyos değil değil mi o? Hayır. Kola Kolović'io sarışın. Evet. Dur. Gerçi o ba da sarışın. Evet yani adam kumral. <laughs> Vanizsul. Nereden gelmişti bu? Hannefer'den mi Yok. Şu an Ko Kayseri'de mi oynuyor? Değil. Şimdi o kadar söylemeyeyim ya. Söylersem Türk o, değil, yabancı şey değil, tamam anladık. Barc. Olabilir ya. Kayseri, Kayseri. Dur biraz düşüneyim. Şu an Kayseri'de oynamıyor onu söylemiyoruz. Yani Kayseri'de şu an oynayıp oynamadığını söylemeyeceğim. Kayseri'de ama çoğu kişi gitti Kayseri'de. Biraz kazoyu getirmem lazım. Pes etmedin evvel. Öyle hemen pes etmeyeyim. Bir dakika. Kana, kanat. Nereli olduğunu söyleyelim mi Berk? Osnalı mı? Brezilya. Brezilyalı. Da orada ya. Kayseri Spor'dan o kadar oyuncu aklımda kalmamış ki 4 sezon oynamış 4 sezon Kayseri Brezilyalı Kayseri Brezilya Brezilya Brezilyalı Brezilyalı Erhan Dökü pes etsin abi. pes ediyorum evet vallahi aklıma gelmedi Kampanyara ama kolay da değil yani Kampanyara'yı ya. 4 sezon oynadı mı Kampanyara'ya hiç iz bırakmazsan kampanya aracım. Kore'nin üstüne oynamış Pelin diyor Erhan. Evet. Asla oynamam arkadaşımı yapmam. Solbek. Galatasaray'a da geldi. Dur adı neydi onun? Ya adamın adını unuttum. Solbek. Deniz Spor'da da oynadım. Hı -hı. Adamın adını... <laughs> bir su iç bir aklına gelir. Adamı tanıdım. Adamın oyuncunun adını unuttum ya. Galatasaray. Neydi ya? Kötü sezonda vardı. Evet kötü sezonda aynen. <laughs> Soyadı birinci miydi? Hmm. Ne birinciydi? Ne birinciydi? Evet, soyadı birinci. Ne birinci? birinci. Dur. Soyadı birinci evet ya. Ne birinciydi çocuk? Ali birinci değil. Dur. O en kötü sezonda oynadı. Bak ya. böyle bir e, stoper Fenerbahçe'de oynayan isim var. Aynı isimden Türk. Samet mi? Yok. Ser Saçları uzun. Bak aynı isim. Çağlar, Çağlar birinci. Tamam, teşekkür <laughs> ederim yani. Ya çocuk o kadar kötü sezonda oynadı ki tipi tanıyoruz yani, biliyoruz. Çok kötü sezonda oynadı Galatasaray. Kolay geliyor dedi bakalım Erhan. Kolay mı? Kolay. Ya, yabancı da değil yaşlı. Koray Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de mi oynadı? Oynamadım ama yol oynadı. Ben kendimden Adamın, şüphe ettim. Adamın binden mi tanıyamadım ya? Biraz yaklaştırsak mı? Yok. Benim be beynim burada beyin duruyor galiba gerçekten. <laughs> Trabzon Başakşehir'de oynadı. Ya tamam Pelkas o. Evet. Ya ama saçtan saçtan dolayı saçı bir değişik burada. Saçlarıyla Fener'de uzun at, at kuyrukluydu ya. Ç Bağırma yönetmenim. Niye kızıyorsun? Evet. Dedi ki çocukluğunu koysaydınız dedi. Evet. Sinan abi. Evet. evet. Çocukluğunu Ger koysaydınız. Gerçi adam böyle değildi Fenerbahçe'deyken. Beni ilgilendirmiyor. Sinan abi yapıyor bunları. Evet. Vallahi böyle tanımayan çok çıkar söyleyeyim. Ebu'ye. Evet. Galatasaray değil, Arsenal koymuşsunuz. Herkes şaşırsın diye. <laughs> Yeni futbolu bıraktı. Selam olsun Ergin'e, Ergin Kedeş. Türk futbolunda her zaman evet. ihtiyaç duyulacak bir karakter Çok severim, tanıyorum da. İnşallah güzel yerlerde görürüz. Hocalık Umarım ya da... deneyimlerini Türk futboluna aktarmaya devam evet. eder. Yorumculukta da çok başarılı olur ama ben Türk futbolunda olması taraftarıyım. On numara bir. Evet. Bu Fa Fabrizio, Fabri. Fabri. Evet. İyi kaleciydi. Bu Leipzig'de oynamış. Türkiye'de de oynadı. Türkiye'de iki takımda oynadı. Leipzig. Türkiye'de iki takımda oynadı. Tamam. Le işte o Türk takımlarından birinin <laughs> formasıyla görsek çok daha iyi olacak. Soğuk bir ülkeden. Çok soğuk bir ülkeden. Rusya'dan yani. Tek soğuk ülke Rusya. Norveç. Finlandiya. Oralardan. İsveç. İlk söyledim. Norveçli mi? Norveçli kim vardı ya? Dur. Mertens e, nereden çıktı ya? Şey. Norveç. E, Galatasaray. Norveç. E, tak, e, aynı. Mini... Norveç, Norveç. Çocuğun adını unuttum. Şey, Galatasaray'da böyle... Sabek. Şey... Ha ne? Bak adın insanların adını unutuyorsun yayında. Kim vereceğim futbolcu? Tabii, tabii adını anladım. Sabek neydi? Lines. Lines'in arkadaşı. Lines arkadaşı. Martin Lines'in. Martin Lines arkadaşı. Norveçli. Kim olabilir? Adı Frederick. E, Gubrasen. Evet. Seversin evet ya. Hep Seversin ya. de Kore'ye böyle bir şey Delir mi ya? Sever, <laughs> severdin yani evet. Severdik. Ben de severdim. Ama bir şey diyeceğim. Bu başak Başakşehir formasıyla görsem direkt söyleyeceğim adam. Koray öyle şey denir mi? Seversin dedi. <laughs> Duydunuz mu ya? Ben de severdim. Gulbaraz sen iyi oyuncuydu. Sonradan düş yaşın. Koray vallahi ya. <laughs> fena değildim bence. Yani gerçek... <laughs> e, ee, Rejiye soruyorum. 10 üzerinden kaç veriyor? Bence fena değiliz yani. 10 üzerinden 9 verdiler. Bence de şimdi... Halle abi 10 üzerinden kaç veriyorsun? 8 verdi. Bir Merih değiliz yani. <laughs> Meri Kim 4 verdi Reci'den? Aşk olsun. Stajyerimiz 4 verdi. <laughs> Sağ olsun. Teşekkür ederiz de. Tuğba niye? 4 verdi. Mehmet Bey siz kaç verdiniz efendim? 10 üzerinden 8. Sağ olun. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşıma. Yani. Çünkü burası heyecanlı Evet, evet. burası torpil arkadaşıma. To niye diyor Teşekkür torpil? Teşekkür ederim. Yani e eksiklerimiz vardı ama bence çok kötü bir durum olmadı gerçekten o forma çok etkiliyor. Şimdi Gulbransen sen gerçekten Başakşehir forması seviyorsan direkt söylerim. Ama bu formayla bir karışıyor. Yani Pelkas'ın o aileni bence Türkiye'deki 10 kişiye sor 9'u bilmez. Erhan diyor ki ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü diyor resmen çocukluk fotoğraflarını koyup sormuşsunuz adamlara evet. bu kim diye. Yani. Evet. Ama gene de bence güzel bir sonuç çıkardığımı düşünüyorum. O zaman yönetmenimi nasıl sevdiği kısma geldik. Tamam. Bilgi yarışması. Hadi Bak bakalım. burada insan adını unutuyor. Biliyorum. meritten biliyorum. Burada yani... insan adını sorsam unutuyor Bu yani. Zor bir şey. Burada Hazır mıyız? Iddialı değilim. Ee, değilim. Şimdi. Hı -hı. 150 Joker hakkım var bir tane. Tamam. Ee, onun haricinde başka hakkımız yok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. De, çok Onun güzel. haricinde <laughs> Mehmet yardım edebilirsin. Tamam. Koray abine. Halil abi o kadar futbolun içinde değil ama yo ben yokum diyor ben yokum diyor böyle ben yokum diyor ben yokum ben yokum diyor. <laughs> Tuba Hanım yardım etmek isterseniz içeriden Erhan Bey. Berk olsaydı burada yarısını söylerdi zaten. Sağolsun. O yüzden Berk yanına alıyor Erhan. <laughs> Söylemesin diye. Peki. Hadi başlayalım. Hazırsak geliyor. Hazırız. Hazırım. Başlayalım. 1960 yılında İlk defa düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hangi ülke kazanmıştır? Dokuz. A. Yugoslavya, B. Sovyetler Birliği C. Çekoslovakya D. Doğu Almanya Ya C ya D olması lazım ben C diyeyim hadi. Bak burada öyle hemen Bir cevap yani. verme. Doğu Almanlar 2-3 kere aldı biri 1960 mıydı acaba? Sovyet. Acelemiz yok. istediğin evet. İstediğin kadar düşün. 10 dakika düşüneyim. 1960. <laughs> Dur bir de. Almanların şu var biri. Ya Yugoslavların hiç yok diye biliyorum çünkü. En keyifli an burası. Evet. Bu, dol dolu kahve içiyorum ben. Oh. Yugoslavların hiç yok. Sovyetlerin de var mıydı? 88'den sonra falan biliyoruz da 1960 olunca ya yani o Almanya olma ihtimali var. Pekostavakya var gibi geliyor bana. Ama emin değilim. 1960 ilk defa düzenlenen. Bak 6 soru Dünya kupası olsa Uruguay biliyorum da. çifte Çift Joker hakkımız var dedi yönetmenim. 6 e, tane sorun var istediğini Joker hakkını kullanabiliriz. Evet ama ilk sorudan da kullanılmaz ki şimdi. Olmaz. Öbür soruların ne kadar zor yani, olacağını da bilmiyoruz. Aynen şimdi o büyük bir... %50 hakkımız var. Bir yüzde elli bir de çift şoker. Yani. Çift şoker var. İkisini o zaman tabii ki de aynı anda kullanamaz. <laughs> yok aynı anda değil. Yüzde bir kullanamaz o zaman. Bakalım ne olacak. Emin misin? Evet eminim. Tamam eminmiş. Hadi bakalım. E, tam istemediklerim düşerse ne yapacağım bilmiyorum tabii. Tabii üç tane zaten çoğu şu an yok ülkelerin farkındaysan. Aa bak. Ya çok güzel. Ben B Sovyetler Birliği diyorum. Hiç aklıma gelmeyecek ikisi kaldı ama B Sovyetler Birliği diyorum ya. Emin misin? Ya emin değilim ama içimden öyle geldi. Emin değilim ama içimden evet. öyle ya geldi. Emin dedi. değilim yalan yok. Haydi verelim Berk. Bir gitti Yugoslavya değildir inşallah. Berk hadi öldük heyecandan Berk. Hadi Berk. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet, yani bunu şansa bildiğimi itiraf etmeliyim. <laughs> yani kolay değildi. Şimdi Yugoslavia galiba yok. Öyle hatırlıyorum. Hiç yok şampiyonluğu. Gelsin bakalım ikinci soru. Hadi bakalım. Ertem Şener. Her yerinden öpüyorum Rüştü cümlesini. Hangi başta söylemiştir? A. Dinamo Kiev, B. Porto, C. Manchester United D. CSKA Moskova. C. Manchester United. Mi ne teminim, ne teminim. Ne teminsin? 1-0 kazandıkları Teyon'un attığı maç. Daha ne diyeyim yani? Daha ne desin Berk? Hadi yakalım ışığı. Ertem Şener'e selam olsun. Buradan. <laughs> bir de değilmiş rezil varız bu kadar artistçe konuştum. Ama oydu yani net hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fena gitmiyoruz. Değil Fena iki. değil. Güzel maçtı evet. Evet. Çok pozisyon kurtardı işte o yüzden. Sevimli Canavarlar filminin Almanca versiyonunda Frank McCain seslendirmesini hangi Alman futbolcu yapmış? Her şeyden çok kolay bir soru. A. Olacak. Manuel Neuer. B. Lukas Podolski. C. Thomas Müller. D. Mario Gomez. Sevimli canavarlar Almanya versiyonu. Frank Mackey. Benim bir de yüz, yüzde elli mi? Bir, i̇ki tane mi söyleme hakkım var şu an? Ee, bir tek yüz, yüzde kullandın. Çift joker hakkın kaldı. Yani bir tane söyleyeceğim, bilemezsen bir tane daha mı söyleyeceğim? Evet. Hadi onu kullanan inan hiçbir fikrim yok. Yani hiç böyle bir <laughs> soru geleceği düşünmediğim için kim olabilir? Böyle düşünüyorum no yer olmaz. Pek böyle no yerlik iştiği gibi geliyor. Yani Podoski yapabilir, Podoski seviyor öyle şeyleri ama İlk Podoski diyeyim. İlk Podoski dedi yani, Berk. Müller, Gomez. Kesinden birini söyleyeceğim. Zor soru ya. <laughs> evet. Geldik şimdi sıkıntı Geldik durma. Şimdi. <laughs> no, yeah. Müller, Gomez. Noyer, yeah. Müller, Gomez. Maki. Koray bak Erhan bak. diyor ki bir şık daha sileyim mi? Yok yok ya şimdi bilemezsek bilemeyelim öyle şeye gerek yok. O zaten kadar da zor. torpil yapmıyorum yani, arkadaşıma. Bilme, bilmediğimiz soru zaten şimdi yani bilsek de şansa bilmiş olacağız o yüzden çok önemli değil de. Biz de bakalım hangisi? Noyer, Müller Gomez. Mario Gomez diyorum. Hiç aklımda değil öylesine. İçim Şimdi böyle... emin misin diyeceğim Yok <laughs> emin değilim. Kısmetimiz varsa yoksa yapacak bir şey yok. Peki. Mario Gomez. Büyük... Bakalım. Bir de oymuş büyük kısmetli olurum ya. Yani. Ama ben neyse. Tamam artık. <laughs> Bizim reji böyle. Evet. Tamam. Bile olursa. Bilemedik artık da. <laughs> Kimdir cevabı alalım lütfen. No yer olursa çok güleceğim dedim ya hayatta yapmaz. <laughs> no baksan ya. Hiç no yerden <laughs> hani öyle bir seslendirme hiç öyle bir tarzı yok çünkü. Ya yani sana üçünü... programdan izlettireceğim. Bu evet. kadar güzel ve rahat yapmış ki 40 yıldır bu işi yapıyor Vallahi. gibi. Demek emekli Yesen? Devam edelim yönetmenim. Doğru soru ama. Neyse. Ee, çok gerçekten çok iyi geçiyor program şu an. <laughs> Eğleniyor muyuz Tuğba'cığım? <laughs> ay ay. Andoni nerelidir? Tabii ki İspanyol. İspanyol kalecidir. İyi bir kaleciydi. Barcelona'daydı. Daha bilgi vereyim mi? <laughs> Emin misin? Nicar Biliyorum. Çok eminim. Çok eminim. <laughs> C dedi. İspanya. C, Aa, C, C. yanlış taraf C. C, C. C. Aman, Kolombiya değil. İspanyol, çok aşırı eminim yani. Görüyorsun, her soru zor değil. Mi? Evet. <laughs> Hayır, fena değil, dörtte üç gidiyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Efsane futbolcu Pele futbol kariyerini hangi takımda sonlandırmıştır? New York Cosmos, Santos, Flamengo, Boca Juniors. A New York Cosmos. Cosmos'ta bitirdi. Emin misin? Hı, -hı. Çok emin. Yani Hı. öyle hatırlıyorum. Cosmos'ta bitirdi biliyorum Verelim. Cosmos. Santos değil, Cosmos. A şıkkı. A şıkkı. A şıkkı. B değil evet. B değil. Santos efsane olduğu takım o ayrı konu. Kosmos'ta bitirdiğini biliyoruz. Santos'la o kadar eşleşmiş ki Berkin el direkt Santos'a gitti. Tabii Santos'ta çıktı <laughs> 17, 15 yaşında mı ne? Filmini izlemiştim de. Koray Pele'yi çok iyi tanıdığı için bu sorunun doğru cevabından çok emin. <laughs> Yanlış olmasın yani öyle. Hatırlıyoruz bakalım. Ha <laughs> ha Evet. Yanlış olmasın çok böyle net konuştuk çünkü. <laughs> evet. Hı hı. Hazırız. Hazırım. Sevdikler. Devam edelim. Hadi bakalım. Bu soru. Drogba Aşağıdaki futbolcuların hangisiyle takım arkadaşı <laughs> olmamıştır? A. Erman Kılıç, B. Anelka, C. Eto D. Tevez. Şimdi Erman'la Galatasaray'da oldu diye hatırlıyorum. Emin misin? Aynı yani yani Anel... sene oynadılar mı? Bir Erman 2013'te. Vardı. Yok mu Kore'nin bir adını unutması? Hadi bakalım. Bu soru o soru. Yani Anelka ile oynadı. Chelsea'de biliyorum. Eto'yla da oynamış olması lazım. Tevez'le mı acaba. Manu'da. Erman'dan emin misin? Erman'la oynadı 2012. 2013'te Erman Galatasaray'a gelmedi mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ben bilmiyorum. Orada oynadı o yüzden. Hı. Eto'dan emin misin? Ya Eto'yla da Chelsea'de oynamıştır diye tahmin ediyorum. Ben bir Tevez'i tam çıkartamadım. Tevez e Chelsea'de oynamadı. Marseille'de de oynamadı gibi geliyor. Chelsea Tevez. Te Te Tevez Tevez. Emin misin? Galatasaray'da da oynamadı. Yani mantıken şimdi Marsilya, Chelsea yok oynamadı yani. Chelsea'de hiç oynamadı Tevez. Tevez Manu da oynadı. Yani Tevez gibi geliyor. Çünkü Erman Kılıç Galatasaray bir Emirates Cup'a gitti. Orada ödül alırken Drogba vardı. Drogba ile Schneider. Hani Fatih'in bir topuk hareketi vardır meşhur. Ha. Orada Erman Kılıç var. Hatta bir viral olmuş bir görüntüsü var. Elini öpmeye çalışıyor. <laughs> Bu şeyi alırken Madalya'yı öyle hatırlıyorum. O yüzden Tevez'e yakınım. Tevez diyeyim ben. Ama, Tevez. Ama hani diğer ikisi de oynadı. Hani Kayla Charles'i oynamıştır 2009-2010'da gibi geliyor bana. Bakalım, Bakalım Tevez diyelim. Olmadıysa da yapacak bir şey yok. Bravo. Tevez'le aynı takımda oynadılar ama aynı sene oynamadılar. Evet tamam ben aynı aynı olarak söylüyorum. Aynı tabii. takımda, sadece aynı takım formasını giydi. Aynı mıydı? sezon oradayım. Şangaylılar. Yani. Takım arkadaşı olmadılar. Evet. Bitti mi sorular? Maalesef. Tamam. Aa, keşke Kore'de daha çok soru yapsaydı. <laughs> Tam ısınmıştık vallahi. Tam alışmıştık. Yani çok güzel geçti. Gerçekten çok iyiydi. Biz Aynen. çok eğlendik ekipçe. Gerçekten güzelmiş. Hep böyle futbol konuşmaktansa böyle şeyler güzel oluyor. Biraz da eğlenelim istiyorum. <laughs> Aynen, o kadar öyle. çok kasvetli evet. geçiyor ki futbolun Biliyorsun gündemi. Yani, vallahi bu çok daha güzel. Biraz rahatlama <laughs> Aynen, ihtiyacımız oluyor. O programda bana. bu program. Ayağına sağlık Koraycığım hoş geldin. Çok Tekrardan. teşekkür ediyorum. Her çok zaman. büyük keyif seninle program yapmak her zaman. Aynen inşallah başka yayınları artık. İnşallah. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik sevgili izleyenler bu haftada. Haftaya yeni bir dar alanda görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce tüm rejinin eline emeğine sağlık kameraman arkadaşlarıma Halil abiye, Mehmet'e, içeride Tuğba'ya, Berke ve yönetmenim Erhan'a çok teşekkür ederek veda ediyorum.